Virüse 19, buraya hastaneye gireli 19 gün oldu. Daha öncesi bilmiyorum, belki de 8-10 gün önce yakalanmış olabilirim. Eşim de yoktu o gün. Biz normalde 4 gün bir sokağa çıkma yasağı vardı. Pazartesi günü mahallemizde sağlık ocağı vardı. Oraya gitmiştim. Doktor bey dedi ki senin ateşin ve öksürüğün var. Seni ben burada tutamam. Ambulans çağırayım. Sizi Develi'ye sevk edeyim dedi. Bu şey üzerine, doktor beyin tasfiyesi üzerine ambulans çağırdı. Geldi, ambulans beni direkt Kayseri Erciyes Fakültesi'ne getirdi. Ve burada 19 tedavisinde kaldım. Ve şu anda da hastalığı yendiniz. Neler söylesiniz doktorlara? Çok şükür doktorumdan hemşiresine, sağlık çalışanının hepsine teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Halsizlik oldu. Aşırı derecede uyku uyudum. İştahsızlık, ateş, had safhadaydı. Evet, bir sefer plazma verdi doktor beyler. Teşekkür ederim, Allah razı olsun kendilerinden. Eşim çabuk atlattı. Bir hafta sürdü, sürmedi. O taburcu oldu. En ağır hasta olan herhalde ben olmam gerekir. İnşallah. İnşallah. Sakıncası yoksa neden olmasın? Bir can kurtarıyorsun. Mehmet amca öncelikli olarak Gamze Hanım'ı takip ettiği enfeksiyon hastalıkları servisine yatmıştı. Yatışından belli bir süre sonra klinik kötüleşmesi oldu. Klinik kötüleşmesi olduktan sonra biz yoğun bakım ünitemize hastayı aldık ve yoğun bakım takiplerine başladık. Bu esnada hastaya immün plazma tedavisine uygun gördük. Kriterleri karşılıyordu. Ve daha önce hastalığı geçirmiş ve iyileşmiş bir hastanın bağışıyla bu hastaya immün plazma tedavisi uyguladık. İmmün plazma tedavisinden sonra hastanın kliniğinde düzelme gerçekleşti. Ve ondan sonra servise aldık hastamızı. Servise tedavisine devam ettik. Ve yaklaşık 19 günlük bir yatışından sonra bugün hastayı şifayla taburcu ediyoruz. Koronavirüs biliyorsunuz temasla bulaşıyor. Bir kişide çıktıktan sonra işte eşinde, çocuğunda yakın temaslarını mutlaka taramak lazım. Buna filyasyon deniliyor. Bunu da ülkemiz gayet başarıyla yapıyor. Bizim serviste de yatan hastalarımız var. Anne işte kız, baba oğul, bu şekilde yatan hastalarımız oluyor. Ailecek yatan hastalarımız oluyor. Genelde bir kişiye bulaştığı zaman o aileyi mutlaka taramamız gerekiyor.